hazırlandığından haberi olmayabilir. Şimdi bir yanıta geçeceğiz. Sabah saatlerinde İYİ Parti grup toplantısı vardı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lütfü Türkkan meselesiyle ilgili konuşmalarında ahlak yoksunu ifadesi hedefinde Meral Akşener vardı. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün grup konuşmasında ahlak yoksunu kime denir? Bize göre örnekleri şunlardır dedi. Parantezi açtı, genişletti. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kendisi bana ahlak yoksunu demişti. Hızını alamayıp dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip beni ve sizleri tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun. Yalnız yapmayın, 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 yapmayın. Biz saçmalıklara güleriz. Biz bugüne kadar hiçbir kişiyi yuhlamadık, yuhlatmadık. O da onların ayıbı. Yalnız bu sefer büyük ilerleme var ha. Bayan dememiş. Şu kadın, bu kadın demiş. Küçük de olsa en azından bir ilerleme var. Hanımefendiler, yavaş yavaş öğretiyoruz. Bak Sayın Erdoğan, unutma bir gün hepimizin suyu ısınacak, kaynayacak. Bir gün hepimiz o teneşire uzanacağız. Biz Allah'ın emri olan o güne hazırlıklıyız. Çünkü biz ecelin ne bir nefes evvel ne de bir nefes sonra olduğuna iman edenlerdeniz. Ama sen kendine yazık ettin. Bu hallere düşmemeliydin. Nereden nereye? Dün Fırat'ın kenarında kaybolan kuzudan bile sorumlu olacağına inanan Tayyip Erdoğan nerede? Bugün rakibinin suyunu kaynatmakla tehdit eden, onu teneşire yatırmakla tehdit eden Tayyip Erdoğan nerede? Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Düştün bu ibretlik durumda. Artık sen bize ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin. Çünkü senin kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampulle aklın sıra güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu ülkenin yarısı açlık sınırı içinde, sınırı altında yaşarken dolar 10 lira, ben gelirken baktığımda 43, 10.43'tü. Olmuşken utanmadan, sıkılmadan, yüzü bile kızarmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir. Dolar TL kurunda gözümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının ardından 10.43-10.44 bandında dolar TL kuru devam ediyor. Merkez Bankası'na bir mesaj mı, bir talimat mı, bir gönderme mi? Fakat bildiğimiz bir gerçek var ki faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim, vatandaşı faize ezdirmeyeceğiz. Merkez Bankası'nın faiz kararından sadece bir gün önce gelmesi bile tartışılacak, gün boyu tartışılacak, uzmanlara soracağız elbette bizler de. Şimdi dönelim siyasetin temelinde yer alan bir mesele. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi lideri olarak Beştepe'ye gitti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Anlaşamamakta anlaştık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sistemde sorun gördüğü ya da bu konjonktürde ülkemizin bugünkü durumunda sorun gördüğü tek bir yer var. O da 50+1. 50+1'e seçimi bağlamak yanlış bir iş olmuş dedi. Sadece bu konuda eleştirel yaklaştı kendi yaptıklarına diye açıklama yapmıştı. Üzerinden günler geçti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir düzeltme bu konuda gelmedi.
Üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu söylediğini gören anlaşılan işte Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek olsun, geçmişte bakanlık görevlerinde bulunmuş Faruk Çelik olsun açıklamalar yaptılar. Hakikaten de 50+1 ülkeyi kutuplaştırıyor, ülkede bir siyasi sıkışıklığa sebep oluyor. Dolayısıyla 50+1'den geri adım atmak lazımdır. Yapılması gereken budur dedi. Bunu söyledikten hemen sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında 50+1 konusunda kaldırılmasını savunanları hedef aldığını, onları çok sert eleştirdiğine şahit olduk. Cemil Çiçek aklında bir oran varsa söylesin dahi dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye gazetesinde yer alan bir haber. Şu dakikaya kadar yalanlanmadı. Diyor ki tek doğru 50+1 konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da bu açıklamayı yapıyor milletvekillerine, Adalet ve Kalkınma Partisi kurmaylarına. Tek doğru 50+1 konusu, iadeyi ziyarete gidecektim ama bir tek 50+1 konusunda söyledikleri dolu Temel Karamollaoğlu'nun. Aksi diğer anlattıkları yanlış, yalan söylüyor diyor Temel Karamollaoğlu için böyle bir suçlamada bulunuyor. Bu yüzden de iadeyi ziyarete gitmeyeceğim dedi. İadeyi ziyareti bir kenara bakalım. Önemli olan ne? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok sert hedef aldığı 50+1 konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gazetesi'nin haberine göre evet söyledim, 50+1'i eleştiriyorum diyor. Önemi burada. 2. Cemil Çiçek Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki biz konunun nasıl gündeme geldiğini konuşmuyoruz galiba. Konunun nasıl gündeme geldiği belli dedi. Bahçeli kendisini hedef almıştı. Çiçek diyor ki konunun nasıl gündeme geldiği belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. O halde tepkileriniz o adrese mi gidiyor? Sorusunu da beraberinde getiriyor anlaşılan. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması gündeme getirdi diyor. Bakalım Sayın Bahçeli'den yeni bir açıklama gelecek mi? Rejinin bir notu var galiba, dinliyorum. Peki. Peki dönelim, konuşmaya başlayalım. Cemil Çiçek ve tek doğru meselesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması bunu ne anlama gelir, konuşmaya başlayacağız. Sayın Saraç, önce kısaca bir yorum rica edeyim. Merkez Bankası'nın az önceki ifadeleri bir mesaj olarak yorumlandı. Vatandaş bir anda tedirgin oldu çünkü piyasa tekrar alev alev duruma geldi. Faizle mücadeleden geri adım yok dedi. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var biliyorsunuz. Bir vatandaş olarak ne düşündürüyor bu çıkışlar size? Sevgili Can, tersinin olmasını düşünme şansımız var mı? Yani sistem öyle bir sistem ki, yani bu sistemde sonuçta Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları bile Cumhurbaşkanı kararnamesine dönüşmüş durumda. Yani diğer ifadeyle kanun hükmünde kararnameye dönüşmüş durumda. Merkez Bankası bağımsız mı? Bağımsız olduğunu söylersek son 2 yılda niye bu kadar değişiklik var? Dönüp tekrar bakmamız lazım. Sistemin özü Erdoğan üzerine oturduğu için, tek adam üzerine oturduğu için bugünkü konuşmalarda yarınki doğrudan bir mesaj ve yarın Merkez Bankası faiz indirimi noktasında karar alırsa sürpriz olmaz. O anlamıyla da bu dalgalanma sizin de en azından son 3-4 dakikadır izlediğim kadarıyla siz de hadi dakikalık da değil saniyelik. dolar kurunu evet. Veriyorsunuz. Ya bu tabii gerçekten Türkiye açısından büyük bir dram yani. Türkiye gibi, yani o anlamıyla hani bir de kendileri de övünüyorlar ya çok köklü diye. Ya bu kadar köklü olan bir sistemde devlet yapılanmasında işin saniyelere kadar dönüşüyor olmasının bir tek sorumlusu var. İşin doğrusu sistemin kendisi. O anlamıyla da yarın sürpriz bir karar çıkma ihtimali son derece zayıf. Peki. Sayın Kulat da aramızda, MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı. Sayın Kulat, hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum Can Bey. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Saraç, şimdi tekrar döneceğim size. Konuyu yavaş yavaş 50+1 asıl konuşacağımız meseleye getirmek istiyorum. Sayın Kulat, şimdi girizgahta da bahsettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir haber var. MYK'da çalışma arkadaşlarına dönerek diyor ki 50+1 konusunda ben bunları söyledim Temel Karamollaoğlu'na ama diğer söylediklerim doğru değil. Bir tek o doğru, onu söylediğim doğru. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin hedef aldığını aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Sayın Bahçeli hedef aldığı 50+1 konusunda konuşanları, 50+1 konusunda talepte bulunanları, tüm bunların dışında Cemil Çiçek de konunun nasıl gündeme geldiği belli diyerek Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Dolayısıyla burada eleştirilmesi gereken biri varsa
kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri olsa gerek. Biz sadece destek olma yönünde açıklamalar yaptık. Mealinde bir açıklamaya imza attı. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım ama Sayın Kulat'ın galiba bağlantısında sorun var. Sayın Saraç, sizle devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz 50+1 konusunda dolaylı yoldan bir mesaj göndermeyin. Bu konuda muhatap Cumhurbaşkanı Erdoğan mı demek istedi Cemil Çiçek'in açıklaması? Ayrıca Erdoğan'ın bunu böyle bir yakıcı gündemde hayır ben bunu söyledim demesini Türkiye Gazetesi'nin haberi üzerinden soruyorum elbette. Nasıl değerlendirmek lazım?